gerekir. Ama muhalefet işte iktidarla ilgili eleştirileri, şimdi bizi seyreden seyircilerden bir de böyle bir moda var, onu da söyleyeyim. Muhalefete muhalefet etmek falan diyorlar. Ya ben muhalefete muhalefet falan etmem, derdim o değil. İktidarı zaten eleştirecek yüzlerce kalem konu var. Neyini eleştirelim yani? Eleştirmeyeceğimiz nokta kalmamış şu anda. Yani ben şimdiden mesela muhalefetin sandık güvenliğinden tutun da seçim sistemine kadar bir sürü şeyi gözden geçirmesini, geçmişte kullandıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinin yeniden revize edilerek zamanın ihtiyaçlarına uygun değerlendirilmesini, farklı kesimlerden oy alma kabiliyeti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin o oy alma kabiliyetini güçlendirmesini, bir sürü meseleyi ayrı ayrı ifade etmek lazım. Ama bu konuda çok umutlu musunuz derseniz, bir umutsuzluk ifade etmek istemiyorum. Sadece daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Anladım. Bir noktada katkı yapabilir buyurun, miyim? Buyurun, buyurun. Şimdi Sayın Kulat bir şey söyledi. Dedi ki siz ne yapacaksınız? Hı hı. Siz ne söylüyorsunuz, hı hı, bu Türkiye'nin sorunları karşısında diye. Şimdi aslında bu nokta çok önemli. Neden çok önemli? Ben hasbelkader aktif siyasi geçmişi de olan ve bunu Anadolu'da yaşamış olan biri olarak ben yıllardır şunu gördüm aslında. Ya vatandaş AKP'den memnun değil. Hı hı. Vatandaş Türkiye'nin kötü durumda olduğunu, yani şu an için söylemiyorum bunu. 5 yıl öncesi için de bu, evet, dediğim vardı. 2018'den beri zaten daha öncesinden beri vardı. Yani çeşitli sorunlar, o dönemin sorunlarına göre de konuşabiliriz. Ama vatandaş şunu diyordu. Kim düzeltecek ki? Onlar nasıl düzeltecek? Muhalefetteki, bunu sadece CHP için söylemiyorum. Muhalefetteki A partisi, B partisi, onlar gelip nasıl düzeltecek ki? Gibi bir algı, bir düşünce var seçmenin ama tuhaf kafasında. Bir düşünce bu yani. Bozan'ın nasıl düzelteceğini düşünmek. Bu seçmen de Sayın Bakanım'ın az önce betimlediği şekilde belirleyici seçmen kitlesinde var. Hmm. Yani Sayın Kulat'ın o söylediği olay belki çok klasik bir şey olabilir. Klasik bir yorum, klasik bir analiz gibi görülebilir bazıları açısından ama hayır, bir sosyolojik gerçeği. Daha doğrusu AKP döneminde ortaya çıkmış bir sosyolojik gerçeği bahsediyor. Muhalefetin buna en azından şu anda olmasa bile seçim sürecine giderken buna bir açıklık getirecek, yani insanların aklındaki bu soruya açıklık getirecek çalışmaları, vaatleri, sloganları ortaya koyması lazım. Evet. Bu çok önemli bir nokta yani. Notlar aldınız. Kısaca onları dinleyeyim. Sonra başka bir konuya geçeceğim. Çünkü daha konuşacaklarımız var. Zamanımızı yetirmemiz, evet, gerekiyor. Bu erken seçim konusunda Sayın Kulat gayet, yani eskilerin deyimiyle içerikli, kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Şimdi benim burada söylemek istediğim bir şey var. Bir süredir bu erken seçim konusu Türkiye'nin gündemine özellikle muhalefet tarafından getirildi. Başlangıçta hatırlayacaksınız, Özgür Özel'in ilk ifadesi henüz toplumun erken seçimden şey olduğu, yorulmuş, daha doğrusu seçimlerden yorulmuş olduğu, dolayısıyla bir erken seçimin uygun olmayabileceği şeklinde, evet, bir, evet, yaklaşımla erken seçim taraftarı olmadığı gibi bir izlenim ortaya koydu. O dönemde benim bir televizyonda yaptığım o sırada yorum şuydu. Evet, muhalefet lideri olarak bir söylediği şey doğrudur. Erken seçimin koşulları oluşmamıştır. Ama bunu muhalefet lideri olarak kamuoyunun önünde ifade etmemesi gerekir. Tabii, evet, büyük bir iletişim hatası. O bir hatadır, evet, demiştim o zaman. Nitekim daha sonra tabandan gelen şeyler, reaksiyonlar sonrasında da Sayın Özel artık bir erken seçim, yarın şey olursa erken seçim taraftarıyız, evet, deyip, evet, muhalefetteki bu erken seçim oluşturabiliriz veya erken seçim ortamını yaratabiliriz izlenimi ve iktidarı zorlayabiliriz, hı hı, algısı giderek güçleniyor. Şimdi burada bütün işin özü, tabii ki oluşturulacak politikaları bir tarafa bırakıyorum. Şimdi o bir kısmına, yani bayağı büyük bir kısmına Sayın Kulat çerçevesini koydu. Fakat Türkiye'de şu anda erken seçim tartışması büyük ölçüde parlamenter dönemin paradigmaları üzerinden yürütülüyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet, evet. Yani toplumsal muhalefet ya da işte bu 31 Mart sonrası elde edilen başarı, tamam, bunlar parlamenter rejim dönemi olsaydı ciddi bir erken seçim
iktidarın istifa etmesi, daha doğrusu işte hükümetin istifa etmesi tabii. ve bir erken seçimi zorlayabilirdi. Doğru. Çünkü o dönemde parlamento bu işin merkeziydi, karar verici oydu ve parlamento böylesi bir birinci yani iktidarda olan partinin ikinci parti haline dönüşmesini rahatlıkla bir güven tazeleme zorunluluğu olarak görüp yeniden bir seçimi gündeme getirebilirdi ve bunu zorlayabilirdi. O parlamenter rejimin döneminin paradigmasıydı. Ama bugün böyle bir paradigma, böyle bir şey yok. Bugün erken seçim diye tanımlayacağımız seçim tarihinde bir değişikliği ancak parlamentodaki aritmetiği de göz önüne alırsak, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın, Cumhur İttifakı'nın hakimiyetini de göz önüne alırsak, Tayyip Erdoğan'dan başkası gündeme getiremez. Evet. Karar veremez. Evet. Anlatabildim mi? Tabii tabii. Evet, karar tabii. Tayyip Erdoğan bir erken seçim gündeme getirecek. Ne zaman getirecek? İstediği büyük bir zaman. İhtimalle, büyük bir ihtimalle biraz önce konuştuğumuz işte bu şimşeğin vatandaşın boğazına ümüğünü, Anadolu halk deyimiyle ümüğünü sıkan politikalarıyla 2 yıl boyunca makro ekonomide bir düzelme ama mikro ekonomide vatandaşı sefalete sürükleyen bir evet. politika sonrasında gündeme getirecek. Yani bir seçim ekonomisini fütursuzca uygulayabileceği evet. ve maalesef bizim seçmenimizin de o değişken diye tanımladığımız seçmende de yani onu satın alabilir. Bundan önceki dönemlerde olan sıkıntılar vesaireler o kısa dönemde yapılan şeylerle ne derler? Bir evet. sadakalarla diyelim biz ona artık bu iktidar yaşadık için. Yaşadık daha önce de. Evet, daha önce de yaşadık. Rahatlıkla seçmen davranış modelini değiştirebiliyor. Doğru. Yani buradaki hadise budur. Ben onun için erken seçim kavramının böyle çok şey olarak kullanılmasından yana değilim. Sayın Kulat'a o konuda kesinlikle katılıyorum. Yani eğer seçime götüremeyecekseniz, anlatabildim mi? Erken seçim konusunu da bu şekilde yani muhalefetin bir başarısızlığı şeklinde algılanacak noktaya getirmemek lazım. Çünkü habire siz erken seçim diye gündeme getirir. Yani Cumhurbaşkanı bu konuyu 2028'de seçime gideceğiz kardeşim falan noktasında sürdürürse o zaman kamuoyunda ya bu muhalefet de demek ki bu işi beceremiyor. Ama erken seçimden kaçan taraf olarak da Tayyip Erdoğan algılanır. Tamam ama bunu toplumun gözünde. Şu anda erken seçimden kaçıp kaçmaması Cumhurbaşkanı'na çok fazla bir şey sağlamıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı her durumda yürütmeyi ve şeyi kontrol ettiği için. Yok ben yani, toplumsal karşılığından bahsediyorum. Erken seçimden kaçıyor diye cezalandı. Onun kendi tabanının bunu cezalandırması diye bir şey söz konusu olmadı. Ama kendi tabanından yani, bir oy geçişi olmadı mı son seçimlerde diğer alanlar? Yani yine olamaz mı? Erken seçimden kaçtı diye olmadı. Tabii ki o nedenle olmadı ama hani evet. oldu ya bundan dolayı da olamaz mı anlamında soruyorum. Sadece ondan olmaz. Sadece ondan olmaz. Hı. Yani ekonomik veriler büyük ölçüde yani AKP'nin düşüşü ve Cumhurbaşkanı'nın sosyolojisinin Metin Külünk'ün deyimiyle düşüşü bugünün meselesi de değil aslında. Tabii. 2015'teki seçimlerde tabii, 7 Haziran süreç kademe şey yapıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın pazarlayacağı herhangi bir şey kalmadı. Tabii. Toplumda. Dedim ya, başarı bütün hikayesi gündeme, oluşturan. Bütün gündeme getirdiği şeyler kesinlikle başarısızlıkla sonuçlandı. Daha fazla sefalete, daha fazla yani yetersizliğe, halkta ciddi rahatsızlığa yol açtı. Dolayısıyla aşama aşama kaybediyor. Ben yani öyle erken seçime gidiyor gitmiyor diye böyle çok ciddi seçmen kayması olacağını falan düşünenlerden değilim. Hı hı. Yani ama muhalefetin bu konuda ısrarcı olması durumunda tabii ki ısrarcı olmalı. Tabii ki gündeme getirmeli ama bütün politikasını buna endekslememeli. Yani toplumsal muhalefetin gerisinde kalmamalı. Toplumsal muhalefetin önünde onu organize eden, onu yukarıya doğru taşıyan ve bir anlamda iktidara karşı ön cepheyi oluşturan işte bir bu. Muhalefet Sayın olmak zorunda. Kritik nokta burada şu. Tamam. Erken seçime ona katılıyorum. Gidilecek. Ama sadece erken seçim üzerinden yapmamalı. Katılıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu, aslında aynı noktadayız. Benim asıl endişem şu. Erken seçime Erdoğan'ın gündemiyle gidilmemeli. Erdoğan'ın isteğiyle gidilse bile
gidilecek olsa bile Erdoğan'ın gündemiyle gidilmemeli. İşte orada da toplumsal muhalefetin önüne siyasi muhalefetin Fatih'cim, geçmesi Fatih'cim, gerekiyor. Fatih'cim orada Özgür gibi. Özel çok doğru ve akıllıca bir değerlendirme yaptı. Yani onu hatırlayacaksın şimdi ben söyleyince. Dedi ki, evet biz erken seçime evet deriz. Ne zamana kadar? 2 yıla kadar. Evet. 2025'in sonuna kadar dedi galiba. Aklımda yanlış kalmadıysa. Daha sonra 2027'lerde falan getirilecek bir olacak bir erken seçime biz destek vermeyiz dedi. Bu Cumhurbaşkanı'nın işine yaramaktan öte bir şey yoktur dedi. Evet. Şimdi bu şekilde tanımlamalarla yola çıkılırsa erken seçim konusu ne muhalefet için ne AKP için bir yarar, muhalefet için bir zarar olmaktan çıkar. Ama bu tanımlama doğru bir tanımlamaydı. Benim de desteklediğim bir tanımlamaydı. Yani Cumhurbaşkanı'nın buna cevap verip vermemesinin kendi seçmen tabanında çok fazla bir şeye yol açacağını ben şahsen yine düşünmüyorum. Altını çizelim. Evet, yani erken seçim ister istemez konuşuyoruz. Bir yerde konu erken seçime geliyor. Çünkü herkesin kafasında tabii ki bir şekilde, tabii ki bir şekilde olacak. Bir acaba erken Türkiye'de seçim olacak mı? Erken diye. Seçim tüpünden çıkmış diş macunu gibidir. Bir daha geriye girmez biliyorsunuz. Evet, evet. Geriye işte girmez yani. Ama bir şekilde harcamak gerekiyor çıktıktan parlamenter sonra. Parlamenter dönemin paradigmalarıyla başarıya ulaşma şansı evet. Çok yüksekti. Evet. Ama evet. Bu tek adam sistemi, 50 artı 1 sistemi ya da ne derler ona, sınırsız yetki, sıfır sorumluluk şeklindeki evet. Tek adam sisteminde bu o kadar değil. Evet. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aramızı vereceğiz ve sonrasında yine gündemi